Maşallah maşallah. Şimdi muhlama yapımına başlıyoruz. 10 kilo undan muhlama, 20, 30, 40 adet de yumurtadan bir kahvaltı hazırlıyorum kendime. Hadi bakalım. Bugün 20 yumurta ve muhlama yiyeceğiz. Hadi bakalım yapımına geçeceğiz. Ah, inek yağı kesilmiyor. Hop. 25 adet yumurtamız haşlandı. Çaysız olmaz. Of. Fışır fışır fışır. Bu inek yavunun sesi Allah'tan inek gibi çıkmıyor. Fışır 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 çıkıyor. Kibar çıkıyor. Bak işte bu da inekten olmasın. Emme. Oh. Misiri kap nedir? Aklıma gelmedi neyse. Bu kavrulmuş mısır zaten. Şimdi kaşarını rendeleyeyim hemen suyunu koyayım da. Bunu kavurmaya hiç gerek yok. Aynen. Çok, 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 çok. Az daha karıştırmasa mısır ekmeği olacakmış. Olur, bal gibi olur. Semiha kendi farkıyla muhlama. Döküldü. Sizin yörenizde buna ne diyorlar? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Muhlama özel peynirimiz yok. Normal kaşarla yapıyoruz. Ama alacağım onu. Onu yemeyi çok istiyorum. Eriyor ya, sorun yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Of. 30 tane yumurta. Bismillahirrahmanirrahim.
Kaç aşkım. Gel otur buraya. Of. Of mu? Çay kaçıyor, çay kaçıyor. İç 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 bir daha iç bir daha iç su iç su iç su iç su su iç su su iç bu mikrofon boğaz seslerini dahi hepsini alıyor, o yüzden çok abartılı ses çıkıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani sizler de bu şekildeyseniz aynı ses sizden de çıkıyor. Yumurtanı yiyor. Anne. Al sen ye şekerini. Dur sana getireyim ben çay, bekle. Soğuk çay yap bana. Efendim dayı. Çay mı? Çay mı? Bal. Getirecek çay sana aşkım. Bal yavrum. Getirecek. Helal olsun, bayağı yumurtaydı anne. Sen yerken ben şiştim. Aynen. 30 mu yedim, 35 tane mi? Sayamadın ki. Sayamadın çünkü, nasıl da yuttun. Sen rahat, tamam, daha yakıttı şeker. Güzel kumaşı, tamam mı? Afiyet olsun yavrum. Afiyet olsun. Ne istiyorsun? Bitti daha yok. Tam şeker bitti daha yok. Ha benim. Otur hadi otur. Yumurtanı ye. Evet. Bunu böyle pişirip üstüne ayrıyetten tek, yani ayrı şekilde pişirip üstüne tereyağı. Yorumları çok merak ediyorum hani. Oha falan. Evet, mısır unu çok çabuk bozulur arkadaşlar. O yüzden bunları böyle poşetleyip poşetleyip dondurucuya atıyorum. Orada kaç sene durursa dursun. Bir şey olmaz. Ama dışarıda kalırsa çok riskli kesinlikle. Yani acayip acayip riskli gerçekten. Acım tırak olur, yenmez bozulursa. Bozulması çok kötüdür yani.
Bu zaten donup katılaşmıyor buzlukta. Kalsın mı? Hı, kalsın. Bu şekil yine kalıyor yani, kolayca alabilirsiniz. Poşetleri istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Bilenler zaten biliyor, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum işte. Buzluk ömürlük saklayın. Yok canım, ömürlük değil. Oranın da vardır bir tarihi Özlem. He? Oranın da vardır bir tarihi. Buzluk mu? Tabii. Yani yine bir 2 yıl dayanır mı? Dayanır. Oh. 2 yıl az bir zaman değil. Evet. Ben Sinop'tan sipariş ettim arkadaşlar mısır unumu. Kavrulmuş. Hoppala. Oy. Kilosunu 100 TL'den aldım bu arada. Geçen sene kaç? 40 TL'ye almıştım. Bayağı zamlanmış. 100 TL olmuş şimdi. %100'ün üstünde zamlar geldi anne. Aynen öyle. Lahana da falan olmazsa olmaz mısır unu. Mısır ekmeği. İşim bol bol yeriz. İnşallah. Acılı acılı böyle var ya, of. Şimdi sıcak havada da yeniyor ama kışın yemesi ayrı bir daha lezzetli olur. Kışın insanın canı zaten kaynar kaynar yemek çeker. Aynen. Yarın o kadar sıcak yemiyor. Gel sen yiyorsun, ben yemiyorum. Ne sakız verdin mi ana? Vermişsin anne. Verdim balım, ne yaptın, düşürdün mü? He, evet. Bal, ballı lokma. Yapalım mı? Uyku saatin geliyor. Oh. Ne kadar güzel değil mi mısırını? Ziyan olmasın. Bu az oldu, olsun. Dengeleyebilirim ama gerek yok. Doğru. Buzluktaki yerlerini alacaklar. Hop. Ama ben bunu ikişer poşet daha yapsam aslında çok iyi olur. Sağlam olsun diye. Hop, vallahi bakalım. Oo.
Allah. Maşallah maşallah. Allah bereket versin yavrularım. Ben iki poşet daha yapayım diyeceğim ama girmiyor ama giriyor. Tamam. Sağlam oldu en azından. Ufak derinse ufak derinse hepsi gider. Aynen. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bizi seven herkese selam olsun. Bu tür videoları istiyorsanız altta belirtin. Alta destek amaçlı da yorumlarınızı bırakın tabii ki. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Allah razı olsun hepinizden. Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin. Zorda olanların zoru kolaylaştırsın inşallah. Ya daldan dala konduk. yer yatağı aldım da. Bu da böyle düdük gibi geldi. Nasıl bir şeymiş ben de merak ettim vallahi. İnce mi acaba ya da şişer mi çıkınca? Bilmiyorum ki bakacağız vallahi ben de merak ettim yani. Kuş tüylüymüş. Aa, dur şişiyor lan. Bak kumlamışlar bunu. Havasını almışlar bence. Terlikle havalandıralım. Ha böyle. Ha güzel. Birazcık ince gibi ama. İyi mi? Şişer değil mi? Ama şey. Vücut fonksiyonları bozulmuş mu? Aynen. Düzelir mi? Bilmiyorum keşke. Aynen öyle bir yap. Herhalde salınca kendine gelecek. Ne düşünüyorum. Gelir gelir. Biraz hava alsın. Poşetin içinde boğulmuş. Aynen bence de. Bunu şey beğendim. Çünkü böyle katlanıyor. Şöyle. Güzelce yatağın üstüne koy gitsin. Güzel kullanışlı bir şey yani. Aynen. Üstünü örtüp üstüne de oturabilirsin. Terlik verim terlikle vurdur iki tek. Şöyle. Terlikle niye elim? Aha düzeldi ya. Bir şey olmaz ya. Oraya yastık gelir zaten. Çok takılmıyorum öyle şeylere. Yani onu düzeltiriz yatağı. Çünkü kışın yerde zor olur. Yüzden, aynen güzel oldu ha. He, güzel valla. Şöyle valla güzel yapmışlar ya. Bak anne şuraya sen yat oraya ben yatayım. Şuraya da Yavuz da Seval yatsın tamam. Oh. Ay yoruldum valla. Güzel. Üç parça. He, üç parçadan yapmışlar ama. Ama bebek yatağı ha normalde. Ne bileyim ben. Yani ama iyi fikir. Evet çok güzel. Şöyle oluyor. Hı hı. Hadi bakalım. İşte böyle. Allah'a emanet olun.